Yetişin komşular! Torunum elden gidiyor! Allah rızası için yardım edin yavrum! Gidiyor! Gidiyor yavrum! Yavrumu kurtar! Oğlum! Kurtar yavrumu ne olur! Kimim kimsem yok! Kurtar onu ne olur! Torunum gidiyor! Yavrum gidiyor! Kurtar onu ne olur! Ne olur kurtar yavrumu! Yavrum! Allah senden razı olsun! Dilerim zor zamanında seni de bir sırtına alan olsun! Kurtar yavrumu! Allah senden razı olsun! Kurtar onu! Kurtar onu! Anne, babamın bahsettiği kabir bu mu? Evet. Anne, evet. Sence doğru mu söylüyor? Baban mı? Evet, yani... Sen onun hiç yalan söylediğini gördün mü? Anne, tam olarak ne olmuş? Yani babam hep üstü kapalı anlattı. Evet. Ne zaman sorsak ya anlatsam da inanmazsınız dedi. Ya da harikulade bir olaydı filan diye dalıp gitti. Niye kendisine sormuyorsunuz? Öyle ya. Hadi biz de gidelim. Hem okuruz merhuma. Hı-hı. Hadi öyleyse. Esselamu aleyküm. Geldiniz mi? Baba. Evet kızım. Anlatmayacak mısın? Yine mi? Zorlamayın beni dedim. Hem yolumuz uzun. Vakit geçmeden çıkalım yola. Ama baba, niye hep böyle söylüyorsun? Ne var bunda? Halil bak kocaman oldular. Seni anlayacaklardır, merak etme. Ya öyle diyorsun da... Baba lütfen. Gelin şöyle. Peki. Ama kimsenin ağzına sakız etmeyeceksiniz. 1974'tü. Annenizle evleneli 2-3 ay olmuştu ki askere alındı. E bizi de adamdan sayıp komando paraşütçü yaptılar. Bucaklı bir üsteğmen. Allah rahmet eylesin. Şehit oldu sonra. O dedi ki, ulan çelimsiz filansın ama bana gözlerin lazım dedi. Anlamadım komutanım dedim. Dedi ki, ölmeye cesareti olan adam ancak gözünden anlaşılır. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ayaklarım yere değmeden bindim tayyareye. Türlü mihnetten sonra atladık. En son sıradaydım. Hava bir tuhaf. Gece göz gözü değil, göz kendi elini dahi görmüyor. Ne olduysa oldu. Bizim çocukları kaybettim. Göremiyordum onları. Birliğimi kaybetmiştim. Tam hamdolsun ayağım toprağa basacak derken yerden bir taraka başladı. Kurşun yağmuru ki sorma. Sol baldırımda bir sıcaklık. Sonra bir şiddetli sancı. Yere önce yüzümün değdiğini hatırlıyorum.
Düşmüştü. Hem de nereye? Palikaryaların içine. Üstelik yaralı olarak. Kafamı koydum toprağa. Ya Allah'ım dedim. Beni sen teslim al. Verme düşmana. Kimsin? Yaklaşma! Dur dedim sana! Kasaturanı yerine koy. Türk! Türk müsün sen? Kimsin sen Allah aşkına? Şimdi seni götüreceğim. İhtiyarsın. Nasıl olacak bu? Sırtımda kuş taşır gibi aldı beni. Bacağım taş gibiydi. Duyduğum acıdan bayılmış olmalıyım. Ama uyku uyanıklık arasında ne kadar yürüdük, ne yaptık bilmiyorum. O adam sanki hiç durmadan 100 yıl yürüyebilirmiş gibiydi. Sonra bir ara açtım gözümü. Gözümü açar açmaz da onları gördüm. Aman yarabbim. Etraf düşman askeri kaynıyordu. Tam ortalarından geçiyorduk. Kampın içinden. Görmemeleri mümkün değildi. Fakat çocuklar, yemin ederim hiçbir başını çevirip bakmıyordu bize. Dur bakalım, kimsiniz, necisiniz, nereden gelip nereye gidiyorsunuz demiyordu hiçbir. Allah bilir. Ama sanki değil, gerçekten hiçbiri görmüyordu bizi. Kimse görmüyordu. Nasıl oldu bu? Allah'ım, nasıl oldu bu? Geldik. Nereye geldik? Gayri emniyettesin. Dur! Kim var orada? Cevap ver ona. Kim dedim? Cevap ver! Onbaşı Halil! Hava indirme! Onbaşı Halil! Tamam! Alacağız seni! Kim? Kimsin sen? Yakın Türk köylerinden mi? Adapazarı Yeşilpınar köyünden. Ama... Peki adın ne? Bağbozan. Bağbozanlı. Allah kanınızı makbul kılsın. Dur! Beni sırtında taşıdım bu ihtiyar haline. Dünya duayla ayakta durur. Düşün bakalım. Seni ayakta tutan neydi? Dua mı? Ama... Yaralı mısın? Evet. Ama o da çok yaşlı. O...
O kim? Oradaydı. Ama oradaydı. Yaşlı adam. Mahmuzal. Onbaşıyı taşıyalım. Hadi. Harp bitti. Bacağımda hala ara sıra duyduğum sızdan başka bir şey kalmadı. Tezkereden sonra ilk iş kalktım Bağboza'nın köyüne gittim. Onu bulup teşekkür etmek, elini öpmek istedim. Kafa işte. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ olasın yavrum. Mahmuzan diye biri varmış. Tanır mısın? Tanımıyorum yavrum. Peki tekrar kolay Tanımıyorum, gelsin. Tanımıyorum, görmedim. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Bağbozan diye biri varmış. Tanır mısın? Hayır, tanımıyorum. Peki kolay Sağ gelsin. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Bağbozan'ı tanır mısınız? Bundan yıllar önce bana yardım etmiş. Yok oğlum, tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum. Aleykümselam. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin, buyur. Oğlum sen aradığın adamı tanıyor musun? Evet amca. Bağbozan işte lakabı. Yaşlı fakat dinç bir adam. Ne oldu amca? Tanımıyor musun yoksa? Oğlum, bu köyde tek bir bağbozan var. O da öleli 2-3 asır olmuş. Öleli mi? Evet. Kabir buradan epey uzak. Bağlar mevkinde. Amca, emin misin? Elbette oğlum. Orayı sıradan bir kabir sayan da var. Makamdır, evliyaullah'tır diyen de. Bizim köylüymüş Ozan. Serdengeç değilmiş. Pek çok kez harbe katılmış. Kimsiz kimsesizmiş. Buralar bağlık ya, yani üzüm. Ha işte bu bağ bozumu zamanı kaparmış seleyi. Kim darda kalmışsa, kimin eli ermezse gider yardım edermiş. İşini görürmüş. O sebep adı bağ bozan kalmış. Ama ahlaklı zatmış. Edep sahibiymiş. Allah dostuymuş anlayacağını. Ya... Aman yarabbi. Neyse, malumatını aldın. Hadi bana müsaade. Kim? Kimsin sen? Yakın Türk köylerinden mi? Adapazarı Yeşilpınar köyünden. Ama peki adın ne? Bağbozan. Bağbozan mı? Allah kanınızı makbul kılsın. Dur. Beni sırtında taşıdım bu ihtiyar halinle. Dünya duayla ayakta durur. Düşün bakalım. Seni ayakta tutan neydi? Ya baba, müthiş bir şey bu. Peki sonra ne yaptın baba? Sonra burayı, Bağbozan'ın kabrini buldum. Ve çocuklar inanır mısınız? Ne? Buraya her geldiğimde o ihtiyarın sırtındayken duyduğum kokuyu yeniden duyuyorum. O güzel, tarif edilemez kokuyu. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek. Baba, peki ne demek istedi Bağbozan? Neyle ne demek istedi? Sana demiş ya, seni ayakta tutanı düşün diye. Yavrum! Allah senden razı olsun. Dilerim zor zamanında seni de bir sırtına alan olsun. Kurtar yavrumu. Allah senden razı olsun. Kurtar onu, kurtar onu. O da bende kalsın çocuklar. Bende kalsın.
Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.